Selam arkadaşlar, ben Burak. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir videoyla karşınızdayım. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Ranger Roleplay'deyiz. Yanında Ranger Roleplay'in kurucuları var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle sunucu hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Sunucumuz Hard Concept. Amerika'da geçiyor, global. Sesli ve yazılı roller. Tamamdır. Arkadaki arabaların olayı nedir peki? Çekilişte verilecek. Discord'da çekiliş odasında ulaşabilirler çekilişe. Oradan katılabilirler. Tamamdır. Bu arada video yayınlandıktan sonra yarın yani canlı yayınımız olacak bu sunucuda. O zaman sistemlere geçelim biz yavaştan. Geçelim. Bu arada şöyle bir olayımız da var Burak. 10 kişi bu sunucunun açılışına özel tabii ki. 10 kişi veya üstü ekiplerde bir aylık ücretsiz donate malikanesi bizden olacak. Bence 10 kişi çok fazla bir kişi de değil yani. Çok rahat kasılır. Biz elimizden geldikçe sunucuyu birazcık daha hard, medium, karışık, güzel roller çevirebilecekleri. Ya insanların meta'da hani aradıkları sunucu, Five'e mi oynayamayıp gelip abi burada takılabilir miyiz falan yapabilecekleri. Samimi, güzel bir ortam kurmaya çalışıyoruz. Tamamdır. İlk önce koli mesleğinden başlayalım. Koli mesleğinde galeriden aldığınız 3-4 tane koli mesleği yapabileceğiniz araçlar var. Bu arkada gördüğünüz araç 12 tane koli alıyor. Bunlar 4, 8, 6, 12 diye gidiyor. Yanlış söylemiş olabilirim. Doğru, doğru bir arasına. Bu aracın adı mesela Boxwheel. 12 araç alıyor. Sistem şöyle çalışıyor. Buraya geliyorum. Koliyi al dedikten sonra abi geliyoruz. Bu araca koyuyoruz. E'ye basarak. E'ye basıyoruz. Direkt E'ye basıyorsun. Sonra burada da satıyorum. Aracı abi oyuncu haritadan buraya getiriyor işte. Geliyor buraya. Koli ilk önce araçtan alması için slash koli boşluk al yapıyor. Oradan slash koli sat yaptıktan sonra abi işlem tamamlanıyor. Tamamdır, sattım. Bir tane 300 dolarmış. Ekonomiye göre çok iyi bir ücret bu arada. Evet. Diğer meslekler bu kadar vermiyor mesela. İkinci en iyi meslek koli, öyle değil. Üzüm mesleği. Buraya gelip E'ye basıyoruz. Üzüm mesleği diğer mesleklerden daha kolay, daha rahat yapılıyor. Sebebinden biri de hani öyle ne bir saat yazıyorum, ne bir şey yapıyorum. Buradan gerisini istersen araçla gidelim. Olur. İllegal bir meslek, polis basabiliyor. Evet. Bak abi, adam haritada bunların şeyleri var. Navigasyon sisteminize de ekleyebilirim oraya. Abi adam buradan üzümü alıyor. Hemen buradan sağ yapıyor. Hani araları güzel. Üzüm ham maddedir. Şarabın ham maddesidir. Abi adam buradan geliyor. Hop. Bir sağ yapıyor. Bir sol yapıyor. Geliyor. Buradan yine çok uğraşmadan abi. E kasına basıyor. Üzümler şaraba dönüyor. Buradan da slash sarapsat komutuyla sat. Ha, 10 tanesi 1700. Slash gene bir topla. Yazdım. Buradan paket almaya gidiyoruz. Buradaki sistem de şöyle çalışıyor. Hani GTA 5'te bildiğin üzere kenevirleri, emlakçıları ve benzeri kişilerle rol çevirerek satıyorsun ya. Hı hı. Aynı olay burada da var. Aldım. Bunu dediğimiz gibi emlakçıya satılıyor. Bir şey soracaktım abi. Paket alırken hepsine bir tane paket yetiyor mu, yoksa hepsine teker teker mi almamız lazım? Bir paket bir tane. Ha, tamamdır. Ha, tavuk. Bu da tavuk mesleği. Benim en sevdiğim meslek bu bak. Sen hala yakalayamadın mı? Yok abi, hala yakalayamadım. Koşanların üstüne atlayacaksın. Duranların değil. Evet, atlıyorum ama olmuyor. Hah, oldu. Yakaladım. Ben boşluğa atladım ama nasıl yakaladım? Burada tavuğu kesiyoruz direkt. Oha. Kestikten sonra paketlemeyle satma zaten aynı yerde. Kestin mi, çekeyim mi? Kestim abi. Burada interiörün içine giriyoruz. Mutfakta bunu paketliyoruz önce.
Sonra buraya gelip tavuk satıyoruz, yazıyoruz. Tavuk satılıyor. Bu da bayağı güzel veriyor ama yakalaması dediğimiz gibi çok zor. Gitmeyene daha da zor. F panelleri gösterebiliriz. F1'de yardım paneli var böyle. Rol bilgileri, tuşlar vesaire. F2 rapor arayüzü. F3 birlik ama birlikte değilim, o yüzden bir panel gelmiyor bana. F4 anim panel. Şöyle gördüğünüz gibi. F6'da neymiş bu? ENB var. Böyle bir dakika. İşte gökyüzü bir açayım. Şöyle. Aradaki fark. İşte yol. Vesaire. Burada sosyal medyalar var sunucun. Böyle linkini kopyalayabiliyorsunuz. F9'lara modları yönetme var. F10 ve F11'i biliyoruz orasını herkes. Tamamdır abi, tanıttım ben. Markette tanıtabilirsin Slash Market'te. Tamam. Şimdi Slash Market yazıyoruz. Bu arada şurada şöyle bir olayımız da var. Bu ayın içinde 6'sından 6'sına kadar olması lazım. 100 TL yatıran arkadaşlar 30 TL de bizden hediye. Tamamdır. Şöyle fiyatları göstereyim. Donate araçlar burada gözüküyor. Fotoğrafları falan var burada. Silahlar. Arabaya bin. Shift tuşuna basar mısın? Birçok işlem oradan yapılıyor araçlar. Ha. Sol shift. Kapı kontrolü vesaire. Aynen öyle. İzinsiz binenleri de indirebiliyor oradan. Shift'leri geri kapanıyor. Burası da galerimiz. Stoklu sistem. Stok bitince ikinci ele mecburlar, alacaklar. Bir de kategorizesi var. Evet. Şöyle zengin, orta, fakir, iş. Motorlar vesaire hepsi farklı bir yerde. Kapıya gel, interiora. Slash soygun. E basman gerekiyor. Tamamdır, girdim. Orada dolapları arayabiliyorsun. İçinden çıkanlar, itemler de ayarlanmadı. Onlar da ayarlanacak. Onlar da emlakçıya satılacak. Slash soy. Soyuyorum bir tanesini şu an. Ses yaparsan sağda gürültü barı var. Direkt LSPG'ye bildirim gidiyor. Tamamdır, soydum bir tanesini. Soygun bitirerek evden çıkabiliyorsun. Soygun bitir. Çıktım. Bu soygundan çıkanları da emlakçıya satılacak. Burada genellikle hani legal rol, ne bileyim şirket kuranlar, ne diyorlar onun bir değişik daha da vardı. Ben genellikle CEO'lar diyorum. Hani insanlar gelir burada CEO'luğunu yapar. Ya farklı farklı güzel güzel roller dönebilir. İldiği binasını göstereyim istersen. Olur. Mesela bu kapılar arabasız açılmıyor. Burada araç çıkışı. Sağ tarafta suçlu gireceği yer var. Gel bak böyle. Mesela birini aldıkları zaman buradan giriyorlar. LSPD'nin içi de modlu bir interior. Orayı da gösterelim. Burası suçlu girişi. Aynen, buradan getirdiğimiz adamları abi alıyoruz. Bak, getiriyoruz abi bu adamları. Direkt hapishane. Burada da direkt sorgu odası var. Gayet başarılı. Burada da hapisler varmış. Buraya yakında motel sistemi gelecek. Oda kiralama. Şu anlık sadece map'i var. Sosyal rol ortam olarak burayı seçtik. Zaten İGS'nin hemen yanında. Böyle Starbucks, pizzacı falan eksteriyor olarak var. İşletme olarak veriyoruz. Oyuncuların rol yapması için. Mesela hemen gel bak. İleride pizzacı var. Oraya geçelim. Bakalım. Sosyal rol yapmak isteyenlere buraları vereceğiz. Şöyle çoğu skin modlu. Komutta girmedi abi. NPC ile mi gireceğim? Skin market yazman gerekiyor. Hah, şimdi oldu. Tane sıraladım mesela. Envanterime geldi. Aynen. Bu daha iyi. Tamamdır abi. Tanıtacak başka bir şey var mı? Yok.
Tamamdır, ben çıkış yapayım o zaman. Evet dostlar, sunucu video buraya kadar da umarım ikisini de beğenmişsinizdir. Açıklama kısmında sunucun IP Discord adresi bulmakta. Gelmeyi unutmayın. O zaman görüşmek üzere ve bay bay.